tersine dönüş hikayesi. Hep iyi eğitimli, nitelikli gençlerin beyin göçünden yakınılır. Bu öykünün kahramanları Abdullah Özel ve Ekrem Karaçalı, yurt dışında doğup, büyüyüp, parlak bir eğitimden ve kariyere sahip olduktan sonra yatırım için Türkiye'ye dönmeyi tercih edenlerden. Bir başka ifadeyle Avrupa'nın bilgi birikimini Türkiye'nin girişimci ruhuyla birleştirmeyi öncelik sayanlardan. İsmim Abdullah Özel. Hollanda doğumluyum. Hollanda'da iş deneyimlerimizi, eğitimimizi aldıktan sonra yaklaşık 2 yıl önce 2009 yılının yaz aylarında ailemle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Ekrem Karaçalı, Türkiye'nin girişimcilere sunduğu olanakların farkına varmasıyla 2010 yılında ülkesine kesin dönüş kararı alıyor. Tam da bu dönemde Abdullah Özel'in bir gazeteye verdiği röportaj tanışmalarına vesile oluyor. Lisansımı teknolojik işletme bölümünde bitirdim. Yüksek lisansımı yenilenebilir enerji üzerinde bitirdim. Yüksek lisansımı aldıktan sonra Avrupa'nın en büyük teknolojik firmalarından bir tanesi olan İmtek firmasında yönetici olarak başladım işe. Ve bu firmada 2008 yılların sonlarına doğru Türkiye'deki pazar geliştirme müdürüydüm. Petrokimya sektöründe aktif idim. Finansal krizden dolayı Türkiye yatırımlarından vazgeçilmişti. Ben Türkiye'deki potansiyeli tabii gördükten sonra Türkiye'ye kesinlikle gidilmesi gereken bir ülke, kesinlikle girişimciler için bir cennet olduğunu algıladım. Uzun süren araştırmalar neticesinde enerji sektörünün cazibesi ön plana çıkıyor. Abdullah Özel ve Ekrem Karaçalı'nın bir araya gelmesiyle 2010 yılı Nisan ayında Ayetek Wind kuruluyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle rüzgar enerjisi üzerine yatırımlar başlıyor. Güneş enerjisinde ciddi yatırımlar yapılacak Türkiye'de. Bunu şu an işte bir başlangıcı söz konusu ama büyük güneş enerji santralleri kurulunca ya da en az bir 3 sene biz geçmesini bekliyoruz. Bundan dolayı güneş enerjisini uzun vadeye ittik ve önümüze rüzgar enerjisi çıktı. Hollanda 40 yıldır rüzgar enerjisi alanında yatırım yaparken Türkiye'nin mevcut kurulu kapasitesi neredeyse Hollanda'daki 2500 megawatt kapasiteye şu an eşdeğerde. Yani ülkemiz çok geriden gelmesine rağmen 2005-2006 yıllardan itibaren çok ciddi bir girişimcilerimizin bu alana ilgileri oldu. Ve şu an yaklaşık 2000 megawatt kurulu kapasitemiz ülkemizde mevcut. Sanayicinin sorunları ele alındığında ilk sırada enerji maliyetleri gelir. Abdullah Özel uzun vadeli bir çözüm önerisi sunuyor ve işletmelerin maliyetleri düşürülürken pazarda gücünü artırmasının, üstüne üstlük bunu doğaya zarar vermeden gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu söylüyor. 2011 yılının 21 Temmuz tarihinde çıkmış olan bir yönetmelik var. Bu yönetmelik 500 kW altında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olmak şartıyla herkesin serbest bir şekilde elektrik üretebileceğini, bu ürettiği elektriği kendisi tüketebileceğini ve üretim fazlasını şebekeye satabileceğini öngörüyor. Bizim faaliyet alanımız rüzgar enerjisiyle ilgili bu alan. Ekrem Karaçalı bu sistemde kazan kazan anlayışıyla hareket edileceğine vurgu yapıyor. Bu imkanın aslında adını koymak lazım. Bu bir otonomlaşma ve özgürleşme imkanıdır. Biz müşterilerimize kontrol edemedikleri, müdahil olamadıkları elektrik tarifelerine müdahil ve kontrol etme hakkını veriyoruz. Ve bu şekilde de kendilerini aslında özgürleştiriyoruz. Bizim amacımız en iyi bir şekilde üretim yapıp bakım onarım politikalarımızla 3 yılda 4 yılda müşterilerimizi elektrik tarifelerinde ve elektrik piyasasından bağımsız hale getirmektir. Hem devletimiz kazansın diyoruz, hem müşterilerimiz kazansın diyoruz. Türkiye'nin öz kaynaklarının en verimli ve en etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamak firmanın başlıca amacını oluşturuyor. Katılmış olduğumuz birçok toplantılarda ve bakanlarımızın özellikle yaptığı konuşmaları dinlersek şu dikkatimiz çekiyor bizim her zaman. Herkes yenilenebilir enerji vurgusu yapıyor. Bu vurgu içerisinde özellikle rüzgarın çok ön planda tutulması gerektiği ön plana çıkıyor. Ve rüzgar alanında da türbinleri artık Türkiye'de üretmemiz gerektiğini. Çünkü demin bahsettiğim ülkemizde yaklaşık 2000 megawatt kurulu kapasite var. Bu türbinlerin hepsi
yaklaşık 1000 adet türbin ediyor ortalama olarak. Türbinlerin hepsi ya Danimarka'dan ya Almanya'dan ithal edilen türbinler. Buradaki vurgu tabii türbinleri artık Türkiye'de üretmeliyiz. Biz bunu gördük ve dedik ki evet doğru biz dedik Türkiye'nin bu kadar ucuza üretim yapabilen bir potansiyeli varken bu türbinlerin Avrupa'dan ya da yurt dışından gelmesi çok da mantıklı değil. Üst düzey bir teknolojinin transferiyle birlikte Türkiye'de rüzgar türbini üretimi için ilk adım atılıyor. Türbin üretmek için tabii ne lazım? Know-how dediğimiz o türbin üretimiyle ilgili çizimleri ve ciddi manada bir bilgi birikimi lazım. Biz Avrupa'da aramaya başladık. Yani türbin üretmek için kimlerle işbirliği yapabiliriz? Avrupa'da hangi şirketin know-how'ını satın alıp ülkemize bu teknolojiyi transfer edebiliriz diye bir arayışa çıktık. Bu arayış neticesinde çok da fazla aslında seçeneğimiz olmadığını görmekle birlikte Windtechnik Nord ismindeki Alman menşeli şirketle işbirliğimiz başladı. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Almanya'nın bilgi birikimi firmanın kurucu ortaklarını işbirliğine yöneltiyor. Windtechnik Nord'un yaklaşık 20 yıl önce tasarlamış olduğu ve sürekli olarak teknolojilerle, yeni teknolojilerle güncellenen bir türbünü keşfettik. Bu türbünün üretim lisansını satın aldık. Satın almakla da kalmadık. Açıkçası Windtechnik Nord şirketinin isteği üzerine bu şirket, Ayetek Wind şirketimizin aynı zamanda %25 ortağı oldu. Böylelikle de ülkemize hem teknoloji transferi hem de bir sermaye akışı sağlamış olduk. Bu da tabii bizim için çok gurur verici bir olay. Bir rüzgar türbini kendini 3 ila 5 yıl içerisinde amorti edebiliyor. Ekonomik ömrü 20 yıl olan türbin, 20 yıl neticesinde yaklaşık 3 milyon euro kazandırıyor. Ortalamaya vurulduğunda kazanç aylık 30 bin lira ediyor. Abdullah Özel bu alanda yatırım yapmak isteyenlere uyarılarda bulunarak sözlerini noktalıyor. Rüzgar türbinin yatırımı çok basit bir yatırım değil. Ne kadar türbinimizin kapasitesi 250 kW da olsa ki büyük rüzgar türbinlere kıyaslandığında da bu küçük gelebilir insanlara. Buna rağmen 250 kW'lık bir türbinin bile yatırım maliyeti kaba olarak 1 milyon TL civarında bir yatırım. Dolayısıyla burada çok dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. En önemli noktalardan biri bana sorarsanız türbini herkes bir şekilde işte üretip kurabilir ama bu türbin size 20 sene boyunca elektrik üretecek. Dolayısıyla türbinin bakım onarım programı çok profesyonel olması lazım. Garantisi çok önemli. Mesela yurt dışından özellikle uzak doğu ülkelerinden tedarik edilebilen türbinler var. Biz de kendimiz açıkçası maliyet araştırmalarını yaptık. Maliyetler biraz cazip gelebiliyor başlangıçta. Ama bakım onarım noktasında o kadar çok sıkıntılar yaşandı ki ülkemizde de böyle acı deneyimler var maalesef. Türbinin üretmesi gereken yıllık enerjinin yaklaşık 1/3'ünü üretti. Özellikle Hindistan'a gelen türbinler. Bunun en büyük sebebi de bakım onarım ekiplerinin tabii Türkiye'de yerleşmiş olmadıkları için en ufak bir arızada türbinin işte 3 ay enerji üretmeden orada bekleyebiliyor. Dolayısıyla yatırımcılara bu mesajı iletmek çok önemli.